EA Sports sene başında bireysel olarak ikon esbislerin gelmeyeceğini söylemişti. Fakat Perşembe günü Player of the Month Messi, yani ayın oyuncusu. Cuma günü, yani dün, şu an videoyu cumartesi günü çekiyorum. Player of the Month Mane geldi. Yani ikon getirmiyorsunuz ama yani Messi için istenilen ya da Mane için istenilen görevler gerçekten bir ikon parasına eşdeğer gibi olabilir. Evet, bugün Player of the Month Mane'i inceleyeceğiz. Messi kadar olmasa da yine birazcık pahalı bir oyuncuydu. 800K falan tutmuş olması lazım. Ben ne kadar yaptım bilmiyorum. Çünkü satılamaz oyuncularım kullandım. Kırmızılarım vardı. Ama yaklaşık 800 falan olması lazım şu an itibariyle. Dün yayında oynama fırsatı buldum. Ama ne yazık ki çok kötü oynuyordum. Düzgün bir sağlıklı bir inceleme olmayacaktı videoları koysaydım. O yüzden ben de bugün daha sakin ve iyi bir şekilde oynamaya karar verdim. 4 yıldız zayıf ayak ve 4 yıldız beceri hareketleri var. Yüksek orta çalışma oranı var. Statları Mbappe'ye benziyor. Hatta toplam statlarına baktığınız zaman oyun içi Mbappe'den bir tık daha fazla. Mbappe'den mi? Mbappe yerine kullanılır mı? Ya da kim vardı? Neymar'dan daha mı iyi? Bunların cevabını maçlardan sonra söylemek istiyorum. Benim aslında dünden kafamda bir şey oluştu ama bu maçları yapıp canlı reaksiyonla oynayıp size daha iyi bir fikir sunmaya çalışacağım. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoyu beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Direkt FUT Champs maçlarına geçebiliriz. Let's go. Evet, ilk maçımıza geçerken rakibimizin kadrosunda Baby Ricosta, Deep Inform Dybala, Timo Werner, Sancho, alt tarafı da İtalya yapmış. Çok iyi bir kadrosu yok ama zaten VLD'de çok iyi gitmiyor bu hesap. Çok mağlubiyet olmaya başladı. Oyuncu inceleyeceğim derken çok zorladım. İnşallah zorlanmayız. Mane'de 4-4-2 oynuyorum bu arada. 4-4-2'yi ilk defa deneyeceğim. İnşallah kaybolmaz Mane. Hoppa hoppa, iyi savunma. Mane yakın direkt. Mane. Dün dikkatimi çeken bir şey vardı. Mane'nin plaseleri birazcık bana böyle istikrarsızmış gibi geldi. Çünkü böyle ne bileyim Insigne ile attığım plaseleri Mane ile atamıyordum ama abanarak vurdum şutlarda kesinlikle çok yüksek bir performans alıyordum. Bu şutta da zaten gördünüz plase vurmamayı tercih ettim. Zaten o pozisyonda plase zor gibiydi. Ama şimdilik şunu söyleyeyim, plase vurmak yerine genelde abanarak şut çekmeyi tercih edin bence Mane ile. Kornerden Smalling'e doğru Mbappe var orada. Bu arada Mbappe'miz de var. Kafa topunu aldık. Mane gidebilecek mi? Son'un attığı golü benzer bir gol atmaya çalışacağım şimdi. Tabii ki öyle bir şey olmadı. Ama Mane koştu. Mane koştu gitti. Yetişemez. Yetişememesi lazım. Offside da yok. Yetişemez artık. Kaleciyi açtı. Mane plaseyi attı işte. Kaleciyi açtığı için birazcık kolay oldu. Dikkatimi çeken bir şey var. Mane'nin hızlanması ya da o full hızı kesinlikle Mbappe'ye göre yavaş. Statları bilmiyorum kaç, hani nasıl. Ama arada bence oyun içinde müthiş bir fark var. Mbappe kesinlikle Mane'ye göre çok daha çabuk uzanıyor ve full hızı daha hızlı. Militao'nun kartı çılgın olmuş derken gitti. Gitti. Hoppa pasa bak. Gelişine Mane. Köşeyi seçtim. Köşeyi seçtim. Mane bir kez daha benim bitiricilikle ayak etini uğrattı. Mbappe olsa atmıştı bunu dediğim gibi. Köşeyi seçmeme rağmen top üstüne vurdu. Bilmiyorum. Mane. Gitti artık Mane. Mane aşırttım. Kaleciyi aşırttım. Mane. Artık bunu dağıtamasaydım Mane'ye gerçekten sinir olacaktım. Bu arada Mane'yi ben Marksman ne oluyor? Keskin nişancı olması lazım. İkisinden biri yani Marksman neyse. Onu kullanıyorum. Ama galiba avcı basacağım. Çünkü bitiriciliğinde gerçekten ama gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Mbappe'li statları yakın duruyor. Bitiricilik konusunda hatta daha bile yüksek olabilir Mane'ninki. Hemen bir bakmak istiyorum maça geçmeden önce kaç olduğuna. Mbappe'nin bitiriciliği 93 artı 6 almış, 99 olmuş, 92 artı, ya şeyleri katmazsak aynı gibi. Ama ben Mane'ye bir de avcı basmak istiyorum mevcutsa kulüpte. Değilse devam edeceğim böyle. Chemistry. Avcı var, bir tane avcı basacağım. Bakalım nasıl oynayacak. Gerçekten ya bitirmesi gereken pozisyonları bitiremiyor. Statlarını yansıtmıyor bence bitiricilik konusunda. İkinci maçta bakalım, inşallah parlar yani. İkinci maça geçiyoruz ve rakibimizin kadrosu maşallah diyelim, maşallah diyelim. Blanc, Butragueno, Ferdinand, Yashin, Zambrotta, Mbappe, Neymar. Pro mu bilmiyorum, bayağı iyi bir kadrosu var. Bakalım Mane gol atabilecek mi? Mane, senin zamanın. Mane, çektim. Plase. Bir kez daha kaçırdım hani. Açısı da kötü değildi. Kaleciden geçeceğini düşünmüyordum zaten. Geçmesi beni şaşırttı. Girmemesi
ne yazık ki ayağı kırıktı. Mane. Mane. Mane sağ ayağıyla vurdu. Birazcık şans anı oldu. Direkt bek yapıyorum, algılamıyor çünkü. Dediğim gibi bakın söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Benim hatam mı bilmiyorum. Bazı plaseleri siz de gördünüz. Yeşil de vurdum. Ama abandığım şutlar çok iyi giderken plaseleri çok kötü gidiyor. Curve'ü falsosu düşük galiba ama pas istatistiğinde olan o plase bence, ya benim bildiğim kadarıyla o şeyi etkilemiyor. Oyuncunun plaselerini etkilemiyor. Onun için plase trait'inin olması gerekiyor oyuncuda. Bildiğim kadarıyla tabi, emin değilim bu konuda. Ama eğer onunla alakası yoksa da gerçekten 61 mi 81 mi kaçsa, o yüzden düşük olabilir plaseleri. Çünkü gitmiyor yani kaleye. Gitmiyor. Mane. Ferdinand'ı geçtim Mane. Kaleye vuracağım direkt, yeşil. Abi kötü vurdum. Açım çok kötüydü. Açım çok kötüydü. Kabul ediyorum. Hoppa, rakibimden büyük bir hata. Mane. Mane, sağ ayağımızı aldık. Plase lütfen. Mane sonunda, Mane sonunda plase. Evet, ilk doğru hücumu yapmış olabilirim Mane ile. Topu alır almaz şutu ve ikini yaptığım zaman fark yaratıyorsun Mane ile. Çok hızlı çünkü. Biraz da kullanmam gereken hareket heel to heel flick var. Çünkü rakip hızlanması çok iyi. Özellikle Özeybio'da fark ettim, rakiplerde bana heel to heel flick yapınca çok uzayıp gidebiliyorlar. Galiba birazcık da heel to heel flick deneyeceğim birazdan. İnşallah fark yaratır o hareket. Of, Mbappe'nin hızlanmaya bak. Gitti, gitti, Mane gitti, Mane. Mane gitti, aldı. Aha, aldı, üstüne kırdım. Mane, Mane, yakın direkt. Mane, Sadio Mane. Mbappe o kadar kötü pas atmıştı ki dedim herhalde. Gitti, bir an böyle şey oldum. Aha, kaybettik topu diye yine Mbappe'ye sövecektim ama... Ferdinand şeyle hata yaptı. Van Dijk de hata yaptı. Gördüğünüz gibi yine yakın direğe abandım. Abanmak Mane ile herhalde en doğru karar olacak. Üçüncü maç. Bakalım rakibimizin kadrosuna. Oğlum herkes boyalı galiba. Bütün SBC'leri yapmış. Raul. Raul'un baby kart değil mi? Evet. Bu arkadaş SBC'lerle yaşayan biri galiba. 5 stoperi var. Umarım patlamayız. Mane zaten gidemiyor biri değdiği zaman. 5 stoperli, 5 defans oyuncusuyla da birazcık sıkıntı olacak gibi. Mane. Abi hayır ya. Abi çok iyiydi be. Güzel güzel güzel. Mane. Mane, plase. Mane. Sonunda ritim yakalamaya başladım. Ben de yakaladım, Mane de yakaladı. Güzel imza şutumu attım. Bu sefer kaleci kurtaramadı. Kalede 91 yaşın mı? Kalecisi kimdi? 91 yaşın mıydı? 91 yaşın. Fena. Bakayım kalecisine. Emin değilim şu an kalecisi kim diye ama galiba o, yani yaşın iyi kaleci herhalde. Yani baz, kaleciyi baz alacak olursak güzel attı. Top Mane'de şu an. Mane'yi gördüm. Topun üstüne atladım. Mane. Mane, Messi bıraktı. Guti'yi andıran bir pas diyecektim ama bir kez daha direği vuruyoruz. Bu maçta ikinci oldu galiba. Yapacak bir şey yok. Messi. Messi. Mbappe'nin değil, Mane'nin asistiyle gol attım. Maçı kazanmak için birazcık daha, yani Mane'yi de kullanıyorum ama olabildiğince maçı kazanmaya çalışacağım. Çok mağlubiyetimiz oldu çünkü. Rakibime tabii ki Mane'nin asistiyle olmak lazım. Skor 2-2. Hadi geçir. Mane harika pas. Offside yok. Messi. Messi Mane'nin harika pasında görüyorsun. Mane. Mane'nin pası sonunda işte o istediğim kıvama gelmiş. Clutch'ta kritik zamanda Mane iğne deliğinden geçirdi adeta. Messi'ye diyecektim ki acaba Mane ile gol atmaya mı çalışsam? Ya gerek yok. Bu burada Mane 2 tane asist yaptı. Bu maçta 1 gol 2 asist olması lazım. Ya da kaç gol oldu maçta bilmiyorum. Messi de bitiriciliğini konuşurdu. Dediğim şey bu. Mesela Mane ile vurup kalecinin üstüne vuruyor ya. Messi vurmuyor işte. O demek istediğim olay bu. Evet. Son maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz de George Best'in baby kartı. Mbappe'nin bizdeki olan kartından var. Van Bissaka'sı, Paulinho'su. Herkesi tabii Ferdinand almış. Kazanmak isteyenler gerçekten Ferdinand alıyor. Güzel bir kadro. Bakalım kazanabilecek miyiz son maçı?
Messi! Sonunda gol atmayı başardık. Üçgeni kurduk. Mbappe, Mane ve Messi üçlüsü. Sonunda rakibimi aşmak gerçekten çok zordu. Zaten topu Mane'yle buluşturmaya geçtim, artık gol atmaya çalışıyorum. Messi 1-0. Bravo Kobemir, bravo Kobemir. Hızlıca kullanmak için topu X'e bastım ve yediğimiz golü görüyorsunuz. Gerçekten hayatta olmak için ne kadar da güzel bir gün. Mane be, son sözünü söylemedi. Mane klasını konuşurdu. Son sözü biz söyleyeceğiz dedi. Ne dediğimi bilmiyorum. Son sözü söylemedi. Ne diyorum lan ben? Mane, klasik imza hareketimi yaptım. Rakibim gol attığına sevinmişti ama ona birazcık Kobemir'den verdim. Şut fake'ini attık ve kaleci otomatikman açılıyor, görüyorsunuz. İşte bu yüzden bu hareket çok OP. 2-1 Mane. Mane pasını bıraktı. Lionel Messi. Maçı noktalıyoruz. Mane asist yapıyor, Messi bitiriyor ve zor bir maçı daha kazanmayabiliyoruz. Tık, tertemiz. Evet, golleri gördünüz. Player of the Month, Premier Lig ayın oyuncusu Mane yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Fikrimi söylüyorum. Öncelikle paketlerden verdiklerini söylüyorum yaptığınız ESP'ler karşılığında. Prime Gold Players Pack, Mega Paket, Prime Premium Gold Players, Rare Mix Players, Small Rare Gold Players Pack. Yani birkaç paket dışında çok iyi paketler yok. O yüzden paketlerden çok bir şey beklemeyin açıkçası. Şansınız varsa gelecektir. 100K'lık paket falan zaten yok. Yaklaşık 800K'ya yapılıyor Mane. O pozisyonda alabileceğiniz oyuncular Neymar var ya da Inform Ronaldo ya da Inform Mbappe alabilirsiniz. Inform Mbappe söyledim bilmiyorum. Kart iyiydi ama sanki birazcık plaseleri hayal kırıklığı gibiydi. Onun dışında beğendiğim bir karttı. Hızlanmasına bence kesinlikle, yani Mbappe daha hızlıydı. Mbappe ile Mane arasında bence Mbappe daha iyi hızlanıyor ve full speed'e gittiğin zaman full hızlanmada Mbappe daha iyi. Bence eğer çok paranız varsa Mane'yi yapın ama ortalama bütçeniz varsa bence Neymar'la devam edin, ya da aynen Neymar'la devam edin. Yani Mane'yi yapmanıza gerek yok ama Premier Lig kadronuzda olmasını istiyorsanız. Oyunda çünkü sol kanatlarda birazcık sıkıntı vardı ortalama fiyatlarda. Eğer satılamaz oyuncularınız varsa o zaman yapabilirsiniz. Ben ana kadromda Mane'yi oynatır mıyım? Tabii ki oynatmam. Neymar oynatırım. Daha iyi bir tercih olacaktır. Bu şekilde izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.